Geçmiş, geleceğin içine dönen bir değirmen taşı demişti babam. Öğüttüğü zaman, öğüttüğü hatıralar, öğüttüğü insan demişti. Gedelli'yi anlatmıştı bana. Bir masallar ülkesi gibi. Modifiyeli meraklısı gençlerini, sokaklarında halı yıkayan kadınları, patates tarlalarını, tren yolunu ve bozkırda dört nala koşan yılkı atlarını anlatmıştı. Dedesi Ciritçi Abdullah'ı, onun anlattığı masalları. O masallardaki aşkları, gönül dağının aşklarını. O zamanlar çocuklukta başlarmış aşklar. Şimdinin aşk olmayan aşklarına inat, günübirlik sevdalarına inat. Bir insan birini sevdi mi, kalbi son nefesine kadar ona yazılırmış derdi. Ayrılığı anlattı bana, beklemeyi anlattı. Giden sevgilinin dönmeyeceğini bile bile umut kesmemek neymiş onu anlattı. Gidişleri anlattı, dönüşleri anlattı. Mucizeler gibi gelişleri anlattı. Kavuşmaları anlattı, mutlulukları anlattı. Sevdikçe artan sevdaları, kavuşunca geçmeyen aşkı anlattı. Fedakarlığı anlattı, acıyı anlattı. Ama gönül dağını hiç anlatmadı. Kasabanın üstünde bir ihtiyar baba gibi duran gönül dağını. Nerede bir aşığın, bir yetimin gönlü kırılsa, taşlarını, kayalarını silkeleyen gönül dağını. Gönül dağı hem bir dağdır demişti, hem de aşamadığım bir yara. Yaraya basılan kızgın demir gibi. Babamın gönlündeki dağ da o. Her insan bu dünyada bir şeyler söyler demişti babam. Ve en güçlü cümlesini de ölürken söyler. O da öyle yapmış. En güzel cümlelerini bırakmış gönül dağına. Geleceğin içinde yeşeren bir geçmiş bırakmış. Ağlayan bir kaya ve bir de ben. Ben Ali, Dileğin oğlu Ali. Benim hikayem annemin öldüğü gün başlamış. İnsan birinin öldüğü gün doğacaksa eğer, bu anne olmamalı. İçinde bu eksiklik, sırtında bu yükle doğmamalı. Anne ne demek diye sorarsanız bana, benim için 3-5 fotoğraf, birkaç günlük ve içimin bir yerinde hala duyduğum o koku demek. Belki de ondan bana kalan tek hatıra bu koku. Nereden geldiğini bilmediğim
Başka bir şeye benzemeyen bu koku. Annemin kokusu. Ölüm bir son değil demişti babam. Ölüm sonsuzluğun başlangıcı. Aşk o sonsuzluğun yansımasından koparılmış küçücük bir ayna. Annem şimdi o sonsuzlukta. Yılkı atları da. Beraber gönül dağına saldıkları balonlarda. Bazı masallar hiçbir zaman bitmezmiş. Onların da masalı bitmedi. Yılkı atlarını gören olmasa da uzun zamandır. Tren yolu demir örgülerle çevrilmiş olsa da. Gönül dağı hala ihtiyar bir baba gibi duruyor gederlinin sırtında. Ve annem onun bağrında uyuyor. Tıpkı bir prenses gibi. Sessizce. Sessizce.